2 sene oluyor değil mi? 3 olursa ben daha sektörde değil mi? Ya bu, böyle konularda hiçbir şey söylemek istemem. Çünkü büyük konuşmak... Annem çok küçükken bana bir şey söylemişti ve o zaman onu hiç ciddiye almadım. Özür dilerim anne. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben yine o zaman erkekleri temsil eden sığ bir şey... sığ bir hikaye anlatıyorum. İlk görüşte aşka inananlardan mısınız? İlk görüşte aşk... Olur. Yani olur. Problem değil, olabilir. Evet, neden yani? Hiç bizden beklenmedi. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuklarımız Deniz Işım ve Sarp Bozkurt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyi. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Aslında biz de hoş geldik sanıyorum. Sizin mekanınızdayız. Evet, hoş geldiniz mekanımıza. Sonra YouTube'da başladınız. Şimdi bizden olur mu şeklinde dijital platformda yer alacaksınız. Neler bekliyor bizi? Öncelikle kısaca ondan bahsedebilir miyiz? Evet. Yani bir kadın erkek komedisi diyebiliriz kabaca. Ama romantik kısmını da fazlaca işlemek istedik. Bir romantik komedi. Şu ana kadar hayal kırıklığına uğramış, ilişkilerinde hayal kırıklığına uğramış bir çift ilişki kitaplarından destek alıyorlar ve bir şekilde buluşmaya çalışıyorlar ama bu kitapların verdiği taktikler yüzünden sürekli hüsrana uğruyorlar. Evet. Ne zaman ki bu kitapları kullanmıyorlar, o zaman aslında tatlı bir çift olabileceklerini görüyoruz. Genel olarak bunun üstünde kurulmuş. Bu kısım çok enteresan. Kitaptan taktik almak. Değil mi? Yani ben hiç görmedim öyle aşk taktiği alayım kitaptan falan. Gerçekten mi? Almışlığım bile var benim maalesef ya. Peki işinize yaradı mı? Yok. Yaramaz. Ya ben çok merak ettim işte ne yazıyor diye. Hiç işe yarayan şeyler yazmıyor. Gerçekten. Peki bizimkine benzer şeyler yazıyor. Aslında var öyle. Yani bu arada buna benzer YouTube videoları da var şimdi. Mutlaka işe yarayan bir şey vardır taktiksel davranmanın ama yani ne gerek var ki taktiksel davranmaya? İçinden geldiği gibi. Aynen. Evet, yani içinden, yani gerçek olduğu zaman her şey, gerçeğine göre davranıldığı zaman sıkıntı olmuyor bence. Peki kitap değil de bir kişi olarak taktik aldığınız biri var mı bu konuda? Yani ben kesinlikle ona danışırım dediğiniz. Ya, benim yakın arkadaşlarımdan var. Taktikten ziyade ben durumu anlatıp başka bir göz ya da sadece anlatayım dinlesin. Sen yeter ki dinle. Evet ya, ben taktiklere çok inanmıyorum ya. Evet. Uygulayamıyorum da zaten. Size var mı öyle bir durum Sarp Bey? Yani bir şeyi yapmadan önce sormam da yaptıktan sonra haber veririm. O da güzel. Peki hikayenin aslında ana teması sizin yapımcılığınızda değil mi? Sizin yaratıcılığınıza çıkmış bir hikaye. Evet. Işık yani zaten. Ama doğru mu bilmiyorum. Hı, aynen. Yani zaten hep birlikte yani Emre, Deniz, ben kafa kafaya verip zaten bir şekilde konuları bulmaya falan çalışıyoruz. Öyle çıkıyor yani. Gel. Peki bu hani hayalimdi, gerçek oldu bunlardan bir tanesi demiştiniz. Ne zamandır hayalini kuruyorsunuz böyle bir projenin diye merak ediyorum. Yani herhalde yani bu işi tamam ben herhalde bu işi yapacağım dediğimden beri herhalde 2009 falan. 2009. Yüksek ihtimalle evet. 2009'dan beri ben bir yerde hani kendi fikrimi bulduğum bir şey yapmak istiyorum demiş olabilirim. Evet. İşte 13 yıl olmuş demek ki. Biraz daha çok çalışmam gerekiyormuş demek ki 13 sanki. 13'te bir biraz sıkıntı. Sanki evet. Çok iyi. Peki hayalinizdekine birebir uygun bir iş ortaya çıktı mı sizce? Değişik yani şöyle çok daha iyisini tabii ki yap yani şöyle çok iyi bir iş ortaya çıktı. İşe başlarken açıkçası bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Ama şöyle bir şey de var, bundan çok daha büyüğünü, çok daha iyisini yapmak da isteriz tabii ki. Yani. Ne kadar güzel oldu. Peki uyumunuzu merak ediyorum. Nasıl bir araya geldi bu ikili? Nasıl bir uyum yakaladı? Valla 2 sene oluyor değil mi? Gerçekten uzun şey değil mi? Yakın bir süre mi ya? 2019 olunca 20. Sonları diyelim.
Hangi? Biz de anlaşalım. öyle bir şey oluyor. Ya ben hep söylüyordum mesela mutlaka böyle bir, ben de komediye yatkınlığım vardı. İşte sosyal medyada falan da yapıyordum paylaşımı. Çok istiyordum hani böyle bir kadınla bir erkeğin komedisini işleyebileceğim bir iş olsa keşke falan diye. Sonra tesadüf o zamanlarda işte Emre ile Sarp böyle yazmaya başladıklarında arıyorlarmış hani bu iş için. Öyle bir denk geldik. Ve her şey gelişti. Yani oturduğumuzda hani bir de özellikle bana şeyi söylediniz, onu da hatırlıyorsunuz. Bir kadın gözüne de ihtiyacımız var. Çünkü bunları hep erkek aynen. gözüyle yazıyoruz. Sonra bir baktık birlikte böyle sürekli bir fikri. Zaten ilk başladığımızda yaparken gerçekten yani sahnelerde şey yazıyorduk. Dur burası doğaçlama çekilecek. Ya yazıyorduk çünkü enerjimiz o konuda çok tuttu. Emre de çok sağ olsun hem yönlendirme konusunda hem de serbest bırakma konusunda. Bunun dengesi çok zordu çünkü. Çok başarılı bir yönetmen bence. O yüzden çok güzel böyle üçümüz arası bir sinerji oluştu ve kendimiz bildiğimiz şeyleri yaptık. O da yansıdı zaten ekrana diye düşünüyorum. Fragmandan bile yani kahkahalarla böyle gülerek izlediğimiz bir içerik geliyor diye düşünüyorum. Şey merak ediyorum. Şu sahne benim için hani şu sahnede çok güldük ya da şu sahnede çok eğlendik dediğiniz bir sahne var mı? Hani böyle hep merak ederler ya yani. Takipçileriniz ya da hayranlarınız. Yani Deniz burada çok gülmüş ya da Sarp burada çok gülmüş diye hatırlayacakları bir sahne. Hepsi. Ya yemin ediyorum bu arada ya çok ciddiyim. Çünkü ben zaten benim dalağım biraz düşük. Her şeye gülüyorum yani. Gülesim varsa hele çok alakası şeye de gülebiliyorum ama biz çekerken Emin'in şunu dediğini de biliyorum hani. Deniz mesela burada gerçekten gül tamam mı bırak. Ne varsa bırak çünkü burada gülmen gerekiyor ve gül şeklinde çektiğimiz oldu. Yani Sarp daha ayıplı ben çok gülüyorum. Güldürme diye kızıyorum. Gülerken oynamaya devam etmeye çalışıyorum falan. Acınası şey, halinde mesela. Bu yani bunu sormayacaklardır yüksek ihtimalle çünkü görecekler zaten. Evet. Çünkü güldüğümüz yerleri de koyduk. O yüzden evet. Belki burada hepsi gerçek. Aynen. Hepsi gerçek. Yani hatta şöyle bir şey bile olabilir bir bölümde yani. Az önce dedin ya ne olur güldürme de. Yani bu bile şey olabilir yani. Dizinin içinde ne olur güldürme. Evet. Şeyi bile konmuş olabilir gerçekten yani. Gerçekten mi? Bizi çok öyle bir şey ki yani bir şekilde yiyor hani o evet. Hem bu senaryosu olarak bakınca da yiyor hem bu ikilinin iletişiminde de yiyor. O evet. yüzden bence oldu yani. Garip kaçmamıştır diye düşünüyorum. Ben muhakkak öyledir. Peki kadın erkek ilişkilerini işleyen bir hikaye izleyeceğiz. Ne kadar ayna tutuyor bu program kadın erkek ilişkilerini? Birebir yansıtıyor mu? Ya da yansıyor mu sizce? Birazcık daha belki abartılı olabilir. Yani bir, mesela 5'te 6-7 gösteriyor olabiliriz ama bence kesinlikle yansıtıyor ya. Yani içeride bir yerde kesinlikle yansıtıyor. Aynen yani şey ana fikir olarak kesinlikle çoğu insanın yaşadığı şeyleri anlatıyor olabilir ama tabii ki biraz daha absürt bir şekilde anlattık bunları yani. Evet. Yani hem senaryo öyle hem de biz zaten bir araya gelince her şey daha yüksek olduğu için daha saçma yerlere gidiyor. Bizi serbest bıraktığı için. Evet Emre de sağ olsun. Aslında böyle gerçek şeylerin yansıması izleyiciyi daha çok içine çekiyor. O yüzden ben daha çok izleneceğini düşünüyorum. Ben daha bir şeyleri oynamaktansa bir şeyleri yaşanan şeyleri yansıtmak insanı o projeye daha çok çekiyordur. Muhakkak öyle olacaktır diye düşünüyorum. Teknik olarak bu bir problemse bilemem ama izleyici açısından bence keyifli. Yani çünkü ben de gerçek an gördüğümde çok daha fazla etkileniyorum dediğim şeylerden. Değil mi? Evet. Bence. Ya zaten bütün matematik bunun üstünde kurulmuştu ilk baştan beri. Ama bunun sebebi yani herkesin birbirine şey olarak yani reaksiyon olarak çok açık olması yani. Evet. İlk günden beri böyleydi yani. 3 yıldır böyle. Yani bir şey söyleyince hemen bir reaksiyon. Ben bir şey söyleyince Deniz hemen reaksiyon. Tam birbirine tersi falan. Birbirine çatışan bir komedi anlayışımız yok Sarp'la. Aksine birbirini tamamlayan bir... Aynen. komedi şeyimiz var. O zaman hemen yakalamışsınız sizde. Evet, öyle oldu. Aşırı ben. Yani tek gün sürdü yani. Evet. Mesela tanıştığınız kaçıncı gün böyle çok samimi bir ilişkiniz vardı? Setten sonra daha yakın setten arkadaş sonra olduk daha, herhalde. Evet. Yani ilk setimizden sonra, çünkü bitirdikten sonra. Hatta hep böyle hani ya keşke şu sahneyi tekrar çeksek evet, şu evet, andaki aynen. şeylerimiz evet. de oldu. Evet. Yani neyse ki. Evet. İnsanın severek biriyle çalışması çok önemli bir nokta ya. Ben geçen bir röportaj yaptım. Bir oyuncu işte diziden ayrılmış. Hani neden ayrıldığını merak ediyorum. Şimdi orada anlatamadı tabii ki. Hani anlaşamadı falan dedi. Set kamera arkasında konuşuyoruz.
Yani dedi hiç anlaşamıyordum partnerimden. Hiç uyuşamadık, o enerjiyi yakalayamadık. O yüzden hani istemedim dedi. 8-9 ay zor dayandım hani. Sonra çıktım yani, o enerjiyi yakaladıktan sonra aslında bir şekilde o akıp gidiyor yani, nasıl çalıştığını bile. Hem çalışmayı hem hayatını, insanı. Bir de duygularımızla iş yapıyoruz ya, o yüzden. Evet, aynen. Evet, evet, kesinlikle. Peki kadın erkek ilişkileri deyince şöyle bir hani bir bakmak istedim. Ne konuşmuşuz biz son zamanda kadın erkek ilişkileri üzerine? Özellikle magazinsel anlamda yaş farkını çok konuşmuşuz. Sizce bir ilişkideki yaş farkı ne kadar önemli? Hiç demeyelim. Hiç. Hayat görüşüne şey yapıyorsa... Uyuyorsa. Yani... etki ediyorsa o zaman önemli hale gelir. Yakalayamayacak şimdi her... Aynen, aynen onu da demek istedim. Yaşla alakalı bir olgunluk ya da bir toyluk yaşla alakalı bir şey değil bence. O yüzden bir şekilde yaşanmışlıkları kesişmiş olan insanlar zaten anlaşıyorlar. Yaşı orada çok da... Gözetmiyoruz bence şey olarak, duygusal olarak. Yani mesela bak, bilmiyorum takip ediyor musunuz magazin vesaire ama hani ya işte 40-50 yaş varmış aralarında, hani bu kadar da olur mu dediğiniz bir örnek oldu mu son zamanda? Bir tepki verdiniz mi hiç böyle? Anlaşabiliyoruz, bilemem. Ya evet, bize ne yani onlar? Yani anlaşabiliyorlarsa nasıl bir ilişki dinamik demezsen, ne yani bir amaç mı gidiyor ilişki, onu da bilemem. Tabii. Herkesin ya, bir... o da olabilir yani. O da olabilir. Olabilir. Yani. Her şey yani bize ne yani? Ya kimin yani? Ya bu bir önyargı gibi geliyor. Ya yaş farkı tabii. Şimdi 50 60 40 50 olabiliyor mu ki zaten yani? Ya görünce çok fazla yani. Çok fazla değil mi? İşte bunları görünce de ya daha neler falan hani olduğumuz oldu ya. Yani benim oldu mesela son zamanlarda öyle bir görüp de şaşırdım. Acaba dedim sizin de öyle bir tepki gösterdiğiniz oldu mu? Ya bu böyle konularda hiçbir şey söylemek istemem. Çünkü büyük konuşmak... Bilmiyorum ya, ilişki dinamiğine bağlı. Hangi temeller üzerine oturmuşsa evet. İlişki? Doğru, aslında biraz ya, kafa yapısıyla çok alakası var. Biraz değil ya bayağı. Onlar bunu uygun gördüyse bizim onlar hakkında bir şey söylememiz evet, yok saçma. Peki sizin hayatınızda, sizin bakış açınızda aşkı çok merak ediyorum. Yani tarif edebilir misiniz? Sizin için aşk ne ifade ediyor? Buyurun Deniz Hanım. Ben mi başlayayım yine? Lütfen. Öncelikle ben her şeye aşk duyulabileceğini düşünüyorum. Yani bu yoğun şeyleri hissetmekle alakalı. Yani gönülden bağlı olmak aslında bence. Yani çiçeğe, böceğe, işine, birine, ailene, arkadaşına. O yüzden aşkın tanımı herhalde biraz tanımlandırmak istem ki bence tanımını yapmak da doğru bir şey değil. Çünkü genelde tarif edemediğim duyguların daha sonradan aşk olduğunu anlayabiliyorum. Ve bence her aşk da farklı. Her yaşadığımız aşk. Yani ben bir daha hayatta aşık olamam ya da hayatımda 3 kere aşık oldum diye bir şey yok. Yaşadığımız, hissettiğimiz, farklı gelen ne varsa bence bir şekilde aşk bir yerde. Kendim olabildiğim öncelikle. Yani çünkü ben kendim olamadığım zaman inanılmaz mutsuz. Yani mutsuzlukta ölebilecek bir insanım ben. Çok kötü hissediyorum kendimi mutsuzken. Ki aşkın mutluluk getirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Mantıklı. Annem çok küçükken bana bir şey söylemişti ve o zaman onu hiç ciddiye almadım. Özür dilerim anne. O zaman demişti ki bana mesela, çok da ama anne diyor ya falan demiştim ama. Demiştik yani eğer bir ilişkin olacaksa bu seni motive eden bir şey olmalı. Seni daha da hayatla ilgili daha enerjik yapan bir şey kesinlikle olmalı. Ben demişim ki hayır işte aşk, ihtiras, biz böyle şey seviyoruz ya. Asla böyle bir şey değil bence. Yani çok zorda bile olsa bir şeyler iyi hissettirebiliyor. Ben bunu yaşadım daha sonradan ve şeyi anlayabiliyorum. Gerçekten hayat enerjini yükselten bir şey olmalı. Seni yani aşağı çekmemeli ya. Kesinlikle. Ya ne gerek var? Zaten yeterince derdimiz var yani. Evet. Derman çünkü olması gerekiyor evet, o derde. Var yani. Hani derman da olmasına gerek yok. Emin olun. Bence sadece yanında iyi hissetmem yeterli. Yani hatta düşündüğümde bile iyi hissetmem yeterli. Aşk kesinlikle böyle bir şey bence. Ay çok güzel tarif etti Deniz Hanım. Bakalım. Evet. Hadi bakalım. Ben yine o zaman erkekleri temsil eden sığ bir şey. Sığ bir hikaye anlatıyor. Yani ben yine aşkın tanımıyla alakalı çok problem olduğunu düşünüyorum. Herkes başka bir şey aşk diyor bence. Benim aşk dediğim şey de o ilk baştaki aşırı heyecanlı şey. Sonrasını aşk diye nitelendirmiyorum. İlk görüşte aşka inananlardan mısınız? İlk görüşte aşk olur. Yani olur. Problem değil, olabilir tabii ki. Ama şey, yani bir tanıdıktan sonra, vakit geçirdikten sonra
bir şekilde aşık oluyorsun. Böyle hani o sürekli onu görmek istediğin vakit aralığı var ya, bir yere kadar ama yani atıyorum bir ay sonra tamam bugün de evde oturayım. Her şey fazla. Aynen öyle. O ilk bir ay bence yani bir ay demek istemiyorum şu anda o vakit yani benim için aşk. Bence ben aşkın tanımını kendim için öyle yapıyorum. Şimdi az önce söylediniz aslında her sahnede çok güldük diye ama şimdi set anısı farklıdır diye düşünüyorum. Vardır böyle enteresan bir set anınız, mutlaka dinlemek biraz isterim. Çok seviyorum ben set anısı. Yani benim aklıma gerçekten hani kızıla kızıla güldüğüm olan geliyor da. Neresi? İkinci bölüm. Sonu yani. Kapı. Evet, orası geliyor. Evet. Ama o zaten yani... O zaten evet olacak yani da yani. Yeni. Genelde durdurduğum, gülmemi durdurmam gereken durumda oluyorum. Orada mesela Emre bana dedi ki, Deniz şimdi ne varsa gülüyorsun tamam mı? Zaten gülesim var yani, hiç benim için zor olmadı. Gülüyorum ve bu sırada Serp de sağ olsun beni güldürmeye de devam ediyor. Ve inanılmaz derecede gülüyorum yani hayatımda çektiğim en rahat komedi sahnesi. Yani çünkü kendimi hiç yükselemeden inanılmaz güldüm. Frene basmadan. Hiç basmadan yani gidiyor hala gülüyorum yani. Sesim geliyor arkadan hala. Çok o şeydi ama bu çok benim için farklı bir anı değil. Yani ben de gülüyorum. Başka bir şey. Bol gülmeli. Ya zaten sette şeydi yani. Çok üzüldüğüm oldu. Çok üzüldüğüm evet, oldu. Evet. Komedi evet. Ona çok üzülmüştüm. Üzülme. Sahneden dolayı değil, başka bir şeyden dolayı böyle anlık bir durumdan dolayı çok eğlenceli bir sahne çekiyoruz. Ve bir haber geldi ve inanılmaz üzüldüm. Ne yapacağımı bilemedim ve o sırada o sahneyi de çekmemiz gerekiyor falan. Tabii Serp'le Emre de mutlaka yani bana biz çok yakın arkadaşız, duygusal anlamda da bana çok destek oldular ama o sahneyi çekmeye devam etmek durumunda kaldım. Şimdi şeyi yapabiliyorsun belki dram sahnelerinde çok onu mutlu olsan bile o drama girebiliyorsun bir şekilde ama çok eğlenceli bir sahneyi çok üzgünken çekmeye çalışmak ilk defa çok olmuştu. Zor. Çok zordu benim için. Bir şekilde altından kalkmaya çalıştım, kalktım gibi. Sonra gittim ağlamaya devam ettim falan. O benim için zordu yani kişisel oldu biraz ama hani o biraz zordu benim için. Evet çok zor bir yani istemiyorum yani. Çünkü çok eğlendiğimiz yani istisnasız her anında çok büyük eğlendiğimiz bir set. Ve başka bir şeyin bunu bu kadar üzebiliyor olması çok moralim evet, bozmuştu. Yani resmen eğlenelim diye yaptık evet. Yani hakikaten yani gerçekten bir şekilde hem yapmak istediğimiz işi yapıp hem de eğlenelim diye yaptığımız bir dizi yani gerçekten eğlenmek için dizi yapıyoruz. Yani. Bilmek çok güzel bir şey ya yani. Hem eğleniyorsun hem eğlendiriyorsun. İnşallah. Hem para kazanıyorsun. Ne kadar güzel bir iş değil mi? Çok iyi. Gerçekten. Böyle anlatınca. Peki vardır bir WhatsApp grubunuz. Var. İsmini merak ediyorum. Çok düz ya. Evet, aynen. Ya. Yani saç, önceden önceden daha sonra oyunculuydu. Evet. Şimdi bizden olur mu oyunculu? Ya. Tamam. Çok sıradanmış gerçekten. Niye böyleyiz? Evet, neden ya? Hiç yani bizden beklenmedi. Çok iyi ki bir zamanda. Deniz ama bir soru sormak istiyorum. Sizin halihazırda devam eden bir diziniz daha var. Değil mi? Evet var. İkisini birlikte yürütmek zor oluyor mu ya da zor oldu mu diye? Zor oldu yani oluyor ya. O zaman film de yapıyordum. Hı hı. Üç aynı ana denk geldi. Bir haftada onlar bir kesiştiler. Çok zordu yani. Yani şu ben şöyle diyorum dedim. Çok yoruluyorum ama bayılmam orada burada. Hani yani baygınlık geçirmem ama çok yoruldum. Çok zorlandım ama bir şekilde beni diri tuttu. Bir ara şeyi bile oldum. Bir dakika şimdi hani. Hangi setteyim? Hangi karakter acaba? Falan gibi böyle dengeyi biraz şirazeyi kaydırdığımda oldu ama bunu bir şekilde programlayabilmekle kafada bir sonuçta bir eğitim aslında eğitiliyor olmak yani. O yüzden güzeldi benim için. Farklıydı. Çok yoruldum ama güzeldi. Çok. Birkaç tane kısa sorum var. Onları da sorup bitirmek istiyorum. Evet. İnsanları bıktırdığınız bir huyunuz var mı? Ya da birbirinizi? Geç kalma olur işte bileyim hani böyle bıktım artık bu oyundan gibi. Ha benim mesela çok yavaş hareket ettiğimi söylerler. Bak asla katılmıyorum ama ama herkes bunu söylediği için de bir düşünüyorum acaba doğru mu söylüyorlar diye. Bunu söyleyebilirim. Ben
kendimle ilgili çok böyle kötü şeyler söylerim bazen. Arkadaşlarım bu konuda bana öf yeter artık ama ne biçim farkında değil misin, neden böyle konuşuyorsun falan gibi şeyler söylüyorlar. Ama o konuda biraz bir de sabırsızım. Hadiciliğim var ama bana yapılmasını asla sevmem. Evet, hadi dendiği zaman mutlaka bir şeyimi unutuyorum, bir şeyleri kırıyorum, döküyorum falan. Yeah. Ama ben hep hadi derim, sabırsızlığım var. Ama bir şekilde işte evet, idare ediyorum yani. Güzel. Bunu yapmadan bu dünyadan gitmek istemem dediğiniz bir şey var mı? Aa, güzel. Benim yok. Çünkü o böyle bir son belirlemek gibi oluyor. Öyle bir şey yapmak istemiyorum ben. Yani yarın ne isteyeceğimi bilemem. O yüzden. Yani. O yüzden yok. Mantıklı. Elimden ne geliyorsa yapmak. Peki, son olarak 10 yıl önceki kendinize ne söylemek isterdiniz diye sormak istiyorum. Ben 5 yıl sonra kendimi nerede görürüm? ne yaptıysan aynı şekilde yap. Ben senden hep söz alıyorum. Hayır tabii ki. Kesinlikle şey derdim yani ne yapıyorsan. Nasıl yani devam et hiç beni dinleme derdim hatta. Çünkü her şeyin olması gerektiği gibi ve olması gerektiği zamanda olduğunu düşünüyorum. Fazla kişisel gelişim şeyinde ağzıyla konuşuyor olabilirim ama aslında gerçekten öyle değil. Yani mutlaka bir şeylerin beni bir yerlere götürdüğünü düşünüyorum. Bir hatası tane şey da doğrusu da sizi zaten buralara getirdi. Evet yani o zaman üzülmem de gereksiz üzülmelerim, gereksiz sevinçlerim ya da acımasızlıklarım kendime vesaire. Çaresizliklerim hepsinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an burada oturuyor olmazdım. Şu anda bulunduğum yerden tabii ki oldum demiyorum ama şey anlamında, ruhsal anlamda çok memnunum. O yüzden de ne yapıyorsan öyle hiç yani yaşa derim öyle. Güzel. Evet, söylediğin şeye aşırı katılıyorum ya. Böyle mesela çok kötü bir şey oluyor. Çok kötü bir şey olduğunda ya insan bir şekilde o kötü anı da kabullenebiliyor yani. Sonra da o yüzden şu an en mükemmel anımdayım diyebiliyorsun yani. Evet. O yüzden bence çok güzel bir cevaptı. Kendinde o değişimi görmek aynen. Çok güzel. Yani tabii ki mesela atıyorum bazen yazdığım yazıları görüyorum. İşte birkaç sene önce olabilir, daha küçükken olabilir falan. Ama iyi ki onu da yaşamışım evet. Yani. Çok zor belki o zaman. Şimdi gülerek söyleyebilirim ama hüzünleniyor insan. O yüzden insanın kendine şöyle yapması lazım. Mikrofonu olduğu yere yapmak. Şöyle hani olsun, evet. İyisin demesi lazım. Evet. Ya ben mesela sakin ol demek isterdim 10 yıl önceki halime ama şu anda da yani şu bakımdan sakin ol, bir karar vermeden önce düşün demek evet. İsterdim. Ama şu anda da bir karar vermeden önce düşünmüyorum. Ya bunu ya bunu 10 yıl önceki bana söylerim ama şu andaki bana da söyleyebilirim. Kendime tavsiye. Bu aslında şey değil mi? İnsanları bıktıran huyumuz ya da sevmediğimiz olabilir. Huyumuz gibi bir şey olur. Olabilir. Evet, kendi biz de böyle varız ya. Hani. Evet, evet. Kesinlikle evet, katılıyorum. Peki diziyi izlemek isteyenlere bir şey söylemek ister misiniz son kez? İzlemeyi düşünenlere. İzlesinler. Diyebilirim. İzleyin. Yani umarım bizim güldüğümüz kadar gülerler ya da şey tatlış vakit geçirirler. Umarım bizim geçirdiğimiz kadar. Eğer böyle hani gerçekten gerçek bir şey görmek istiyorlarsa o zaman hayal kırıklığına uğramayacaklar. Aslında kesinlikle ana teması gerçek evet, bir şey. Evet, aynen öyle. Biz hiçbir şeyi, yani biz zorlamayla yapmadık bunu. O sette de hiçbir anımız, hareketimiz, sahnemiz, mimimiz, jestimiz, kahkahamız da zorlama değildi hiçbiri. O yüzden onlar da izlerken zorlanmayıp hatta daha da çok keyif alacaklarını ben düşünüyorum. O yüzden İzlesinler. Yani şöyle şu kadar zorlama değil. Hani biz bir şekilde bize yapılan bir hani normalde bize diziler teklif edilir falan ya. İşte bu iş öyle bir şey değil yani. Bir araya gelip bir şey yapalım dediğimiz bir şey. Biz yapmak istedik. Evet aynen. En önemli farkı da bu aslında. Aynen öyle evet. O zaman izleyin diyoruz biz de. İzleyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.